LGS'ye son 70 gün. Çok değerli süreler bunlar arkadaşlar. Şu anda soru çözerken karşınıza çıkan her bir yanlış LGS 2022'de bir doğruya dönecek. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani belki de bu soruyu sınavda doğru yapacaksınız. Neden? Çünkü şu anda yanlış yapıyorsunuz. Şu anda yanlış yapıp doğrusunu öğreniyorsunuz. Veyahut da bu soru karşınıza çıktığı zaman diyeceksiniz ki ben buna benzer bir soruyu çözmüştüm. O yüzden şimdi doğru yapacağım diyeceksiniz. Dolayısıyla LGS'de inşallah iyi netleriniz için sizlerin şu anda sıkı sıkıya çalışıyor olmanız lazım. Haftanın sözüne baktığımızda Frank Robinson diyor ki hiç kimse geriye gidip yeni bir başlangıç yapamaz. Ama bugün yeni bir son yapıp yeniden başlayabilir. Yani şu ana kadar yapmadığımız, çözmediğimiz testler, sorular artık onlar bitti, geride kaldı. Ama şu anda bu son 70 günde çok iyi çalışıp yepyeni bir başlangıç yapabiliriz arkadaşlar. Günün sorusuna baktığımızda Şevval Özdemir, tanıdık bir isim, 345 beğeni almış. Gerçekten fazla beğeni almış. Acaba neler sormuş, gelin cevaplayalım. LGS'nin adını duyunca içimde ürperti oluyor ve korkuyorum, nasıl yenmeliyim? Arkadaşlar hiç korkmanıza gerek yok. LGS sözel ve sayısal bölümden oluşan bir deneme. Emin olun bir deneme. Ve bu denemedeki netler ne olursa olsun siz bir Anadolu Lisesi'ne, bir Fen Lisesi'ne ya da bir Sosyal Bilimler Lisesi'ne gireceksiniz. Ha, netleriniz iyi olursa sayısalda, sözelde yapabildiğiniz kadar iyi bir net yaptığınızda sizi iyi bir okul bekliyor olacak arkadaşlar. Buradan şuna hiç endişelenmenize gerek yok. Yani acaba hepsini doğru yapamazsam kazanamaz mıyım? Hayır, öyle bir şey gerek yok. Acaba hepsini doğru yapmak zorunda mıyım? Acaba matematiği çok iyi ama... Hayır, matematiğinizde netiniz ne olursa olsun, Fen'de, Türkçe'de, Sosyal'de yani İnkılap Tarihi'nde, Dinde, İngilizce'de netleriniz ne olursa olsun diğer adaylardan daha fazla çalışıp İyi bir net yaptığınızda zaten iyi bir okula gireceksiniz. Dolayısıyla ürpermenize gerek yok. Zaten LGS'ye kendi isteğinize giriyorsunuz ya. Bu okul yazılısı değil ki. Okul yazılısına mecbursunuz girmeye. Ama LGS'ye kendi isteğinize giriyorsunuz. İyi bir şeyler yapıp iyi bir okul kazanacaksınız. Ama LGS'de kesin hepsini doğru yapmalıyım yoksa mahvolurum diyorsanız o zaman ürperin tabii ki. O zaman korkun tabii ki. Çünkü hepsini doğru yapmak çok zor. Bazen hiç çalışma isteğim olmuyor ve çalışamıyorum, ne yapmalıyım? Bu durumda sadece kendine bir ödev ver ve bu ödevi yap yeter. Yani de ki ben mesela bugün motivasyon denemelerinden 3 tane deneme çözeceğim, 2 tane deneme çözeceğim, başka da bir şey yapmayacağım de. Onu yap ve kaç, ondan sonra kaç, hiçbir şey yapma. Ama onu da mutlaka yap. Yani veyahut da ben bugün LGS Sözel 2021'i çözeceğim. LGS 2021 Sözel'deki soruların yanlışlarını öğreneceğim, başka da bir şey yapmayacağım de. Yani mesela örnek veriyorum, okuldan geldikten sonra, bu tabii çok az ama buna benzer hedefini koy, önceden belirle, başka da bir şey yapmayacağım de. O bitene kadar odaklan ve onu bitirdikten sonra da oh rahatla. Deneme sınavlarında kötü yapınca moralim bozuluyor. Bunu nasıl yenebilirim? Arkadaşlar bunu videomuzun başında söyledik. Deneme sınavlarında ne kadar çok yanlış yaparsanız gerçek LGS'de o kadar az yanlış yaparsınız. Gerçek LGS'de bir deneme, sizin çözdüğünüz denemeler de bir deneme. Sen burada bir denemede bir yanlış yaptığın zaman, bu soruyu yanlış yaptığın zaman gerçek LGS'de benzeri geldiğinde doğru yapacaksın. Dolayısıyla şu anda yanlış yapmanız sizin için bir avantaj. Belki de bu soru benzeri 2022'de karşınıza gelecek. O zaman neden çözmeyelim ki? Neden bunu yanlış yapmayalım ki? Neden bu hatayı yapıp gerçek sınav öncesinde önlem almayalım ki? Moralimizi bozmayacağız. Yaptığımız yanlışlar eğer bir daha yapıyorsak o zaman moralimiz bozsun. Yani her seferinde aynı yanlışı bir daha yapıyorsak o zaman üzülelim. Ama her seferinde aynı yanlışı yapmayacağız arkadaşlar. Niye? Çünkü doğru çözümünü öğreneceğiz, dikkatli olacağız ve böylece yanlışlarımız da azalacak. Ama tekrar söylüyorum. Şu anda yanlış yapmanız kadar doğal bir şey yok. Şu anda yanlış yapmanız kadar güzel bir şey yok. Yanlış yapın ki bunları öğrenin ve gerçek sınavda inşallah hiç yanlış yapmayın. Bugünden itibaren pardon, normalde şu an tabii ayrı yazılır. Onu da şöyle ayıralım. Normalde şu an günde kaç soru çözmemiz lazım? Arkadaşlar LGS'ye girdiğinizde biliyorsunuz ki sabahleyin 1 ve 2 oturum yaparaktan toplamda 90 soru çözeceksiniz. Dolayısıyla şu anda günde en az bunun 3 katı olan 3 yazıyorum şöyle, 9 kere 3 270 soruyu çözmeniz lazım. Ama bu okulda çözdüğünüz sorularda dahil, denemede çözdüğünüz sorularda dahil, çıkışta çözdüğünüz sorularda dahil. Bu 270 sorunun kaç tanesi yeni nesil, kaç tanesi eski nesil, böyle bir şey yok. Çözebildiğiniz kadar bu soruyu çözmeniz lazım. Hocam çok fazla, ben bunu çözemiyorum diyorsanız çözebildiğiniz kadarını çözün. Yani 270 değil de 200 çözün. 200 değil de 150 çözün. 150 değil de 100 çözün. Ama mutlaka soru çözün arkadaşlar. Biz neden bu soruyu söylüyoruz? Çünkü bu kadar çok soru çözerseniz çok yanlış yaparsınız. Çok yanlış yapınca da çok şey öğrenirsiniz. Çok şey öğrenince de süper netleriniz artar. Ama günde 20 soru çözerseniz, diyelim günde 20 soru çözdünüz. Ben aldım. Bismillahirrahmanirrahim. 20 soru çözdüm. Açtım. 20 soru çözdüm. Evet. Bitti. 20 soruyu da çözdüm. 2 tane yanlışım çıktı diyelim ki. Ben bugün 2 tane şey öğrenebildim. LGS 2022 için 2 tane net artırabilecek bir bilgi kazanımı yaptım. Ama 20 soru değildi. 200 soru çözersem 2 yanlış değil de 20 yanlış yaparım. 20 tane şey öğrenirim. O yüzden biz size çok soru çözün diyoruz. Çok soru demek çok deneyim demek, çok tecrübe demek. Arkadaşlar bakın, satın anlamayan tek şey tecrübedir. Yetenek falan, bunların hepsi hikaye. Hani Cristiano Ronaldo'ya soruyorlar, diyorlar ki başarınızın sırrı nedir diyor.
çalışmadan yeteneğin hiçbir önemi yok diyor. Adam deli gibi çalışıyor. Çok çalışıyor. Çok gayret gösteriyor. Diğer futbolculardan daha fazla şınav çekiyor. Diğer futbolculardan daha fazla koşuyor ve başarılı oluyor. Sizler de daha fazla çalıştığınızda, daha fazla soru çözdüğünüzde, daha fazla yanlış yaptığınızda daha başarılı olacaksınız. Bu kadar basit. Bugünden itibaren sıkı çalışsak LGS'yi yapabilir miyiz? Cevabını yazıyorum. Çok kolay bir cevap var. Evet. Kesinlikle yaparsınız. Çünkü son günlerdeyiz. Şu anda yaptığınız, öğrendiğiniz, çözdüğünüz soruların hepsi aklınıza kalacak. Yani belki de geçen sene Haziran'da çözdüğünüz bir soru şu an aklınızdan çıkmış olabilir. Ama şu anda yaptığınız bir soru tak diye sınavda aklınıza geldi. Diyeceksiniz ki ya ben bunu yakınlarda çözmüşüm ya, hatırlıyorum bunu. Yani şu şeydi ya, bu işte ne bileyim işte milliyetçilik ilkesiydi veyahut da erime sıcaklığı, ben bunu hatırlıyorum diyeceksiniz. Dolayısıyla bol bol soru çözün arkadaşlar şu anda. Denemede stres yapıyorum, nasıl önüne geçebilirim? Arkadaşlar, denemede stres yapmanızın birinci sebebi tabii ki bilgi eksikliği. İkincisi de gereksiz moralinizi bozan tipler var etrafta. Matematikten yapamazsın. Matematikte bu kadar yapamazsan kazanamazsın. Şu, ya bir geç, bir git, bir git. Beni bir sal, beni bir bırak demeniz lazım. Onlara takılmayın. Siz hedefinize bakın. Denemede 90 soruda 10 net mi yapıyorsunuz? Önemli değil ya. Ben 10 net yapıyorum. Yarın 15, yarın 20, yarın 30 yaparım deyin. Kesinlikle yani 10 net de yapmadığınıza eminim zaten. Daha iyi netler yaptığınızda eminim. Yani denemede 50 net yapıyorsun. Denemede 55 yapıyorsun. 60 yapıyorsun. 70 yapıyorsun. Veya daha az yapıyorsun veya daha fazla. Hiç önemli değil. Siz hedefinize odaklanın. Siz önünüze bakın. Birileri sizden daha fazla ya da daha az yapıyor olabilir. Yani şu anda Türkiye'de bazı öğrenciler LGS'ye hiç hazırlanmıyor bile. Hiçbir şey bilmiyor bile. Siz onlara bakıp o zaman ben de hazırlanmayacağım diyor musunuz? Demiyorsunuz. Siz işinize odaklanıyorsunuz. İşte sizden daha iyi ya da daha fazla yapanlara odaklanmayın. Kendinize odaklanın. Ben yapabildiğimi yaptım. Bu denemede 20 yanlışım çıktı. 20 tane şey öğrendim. LGS onları yapmayacağım deyin ve yolunuzu devam edin. Sizce her gün 40 dakika falan konu çalışmalı mıyız? Evet, konu eksiğiniz varsa çalışmalısınız ki mutlaka vardır. İngilizce'de kelime eksiğiniz vardır. İnkılap tarihinde konu eksiğiniz vardır. Fende vardır. Matematikte vardır, bilmiyorum. Yapabildiğiniz kadar yapın ve şunu tekrar unutmayın. Bu bir denge sınavı arkadaşlar. 20 tane matematik, 20 tane fen, 20 tane Türkçe, evet çok değerli. 10 inkılap, 10 din, 10 İngilizce, bunlar da değerli. Ama şunu asla unutmayın. 20 tane matematiğe bunlara çalıştığınızın 10 katı çalışırsanız sıkıntı olur. Matematiğe de çalışın ama bunlar da çok çok değerli. Bunlardaki soruların da çoğunu doğru yaptığınızda matematikteki eksiğinizi kapatabilirsiniz. Bunu zaten size bilimsel olarak da gösterdik. 2021 LGS'de 2 matematikle, 4 matematikle, 10 matematikle çok iyi yerlere girmiş öğrencileri gösterdik arkadaşlar. Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi'ne baktığımızda 4,61 dilimiyle alıyor. Yerleşme durumu tıp, mühendislik, pilotaj, mimarlık, hukuk, diş hekimliği. Türkiye'deki bütün güzel liseler gibi bu da birçok öğrenciyi birçok güzel üniversiteye yerleştirmiş. Sizleri bekliyor arkadaşlar. Ben gidemem. Hadi ben gideyim. Hadi çalışayım gideyim. Maalesef beni almazlar. Ama sizler çalışacak ve kazanacaksınız inşallah. Haftanın kaynağına baktığımızda motivasyon denemeleri. Bu denemelerin diğer normal denemelerden farkı şu arkadaşlar. Diğer normal denemelerde optik form olabilir. Diğer normal denemelerde, yani ben tahmin etmiyorum ama çoğunda yok ama olsun, soru çözümü olabilir ama bu denemelerde ekstradan şu iki özellik var. Birincisi deneme analiz sayfaları. Yani yaptığınız yanlışın hangi konuyla alakalı olduğunu bilerek ilerliyorsunuz ve ona göre çalışıyorsunuz. Üçüncüsü de 2022 LGS odaklanmış sorular. Yani 2021 LGS incelenerek, 2020 LGS incelenerek, tek tek irdelenerek bu sene 2022'de ne gelir denilerek hazırlandı bu denemeler ve inşallah da 2022'de size süper sorular olarak karşınıza gelecek ve sınavdan da en yüksek netleri yapacaksınız. Size sınavda dejavu hissi yaşatmak için, yani aa ben bunu çözmüştüm demeniz için hazırlanmış sorular. Şimdiden sınava hazırlık sürecinde başarılar diliyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.